adımı atılacak o adımlar, yoksa yurt gibi faaliyet gösteren ama yasal statüsü yurt olmayan binalarla ilgili mi? Teşekkürler. İki sorunuza da iki ayrı cevap vereyim. Bir defa kız erkek artık karışık yurt dönemini biz kapattık. Şu ana kadar %75 düzenlemeyi Kredi Yurtlar Kurumu'ndaki çalışmalarımızda yapmış vaziyetteyiz. Dolayısıyla kızlarla erkeklerin aynı kampüsü paylaştıkları yurtlar, aynı yerlerde kalmalarına fırsat verecek yurtlar bundan böyle olmayacak. Ev olayına gelince bu birçok şikayetlerin olduğu, aynı daireyi kız erkek paylaşımı noktasında ciddi şikayetler var. Bu konuyu ben sizlerin takdirine bırakıyorum ve muhafazakar demokrat bir iktidar olarak da ne gibi düzenleme yapılabilir, bunun psikolojik, sosyolojik neticeleri nedir, ne değildir, bu çalışmaları yapıp bu şikayetleri değerlendireceğiz. Efendim, bu düzenlemeden sonra gerekli yetkiyi alırlar. Bunlar özel müstakil. Yani kişilerin özel evleri. Evet. Yani nasıl bir yetkiyle? Kişilerin müstakil özel evlerinde bir farklı kız, bir farklı genç, ikisinin aynı evde kalması ne denli acaba uygun olabilir? Siz kızınıza, oğlunuza böyle bir şeyi hoşgörüyle karşılayabiliyor musunuz? Yok, yarın anne olduğunuz zaman veya annesiniz bilemiyorum. Yani kızınıza, çocuğunuza böyle bir şeyi eğer siz uygun buluyorsanız sizin için hayırlı olsun. Ama eğer bir yasal düzenleme de yapılması gerekiyorsa biz bu konuyla ilgili yasal düzenlemeyi de yaparız. Şu anda valiliklerin bu konuda inisiyatifleri varsa bu inisiyatifleri de kullanması gerekir. Çünkü bunun bedeli yarın çok farklı bir şekilde bizim karşımıza gelebilir.